Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Birçok abonem ve Instagram'daki takipçilerim benden Air Fryer'da kek yapımı istediler. Ben de bunun üzerine sizlere nefis bir kahveli kek tarifi hazırladım. Miksersiz, makinesiz, sadece tel çırpıcıyla hazırladığım bu kekin yapımına başlıyorum. 4'te 3 su bardağı yani 150 ml sütü ısıtacağım. Çok kaynatmayacağız. Birazdan koyacağım kahveyi eritecek kadar ısıda olması yeterli. 2 yemek kaşığı dolusu instant kahve dediğimiz Nescafe diye bildiğimiz eriyen kahveden koyuyorum. Karıştırıp kahveyi erittikten sonra onu kenarda bekletelim. Karıştırma kabıma bir tane yumurta kırdım. Üzerine yine 4/3 su bardağı yani 130-140 gram kadar toz şeker ilave ediyorum. Arzu edenler hurma özü, pekmez, dut özü ya da herhangi bir tatlandırıcı kullanabilir. Biraz önce hazırladığımız sıcağa yakın sütü de içine ilave ettim kahveli sütü. Şimdi mikser kullanmadım özellikle bazen her evde olmayabiliyor. Bu sıcak süt şekerimi çok kısa zamanda eritti ve kekimin güzel kabarmasına sebep oldu. Bir çay bardağının dörtte 3'ü kadar yani 80 mililitre kadar zeytinyağı koydum içine. Yine istediğiniz her çeşit sıvı yağ kullanabilirsiniz. Un ilavesine başlıyorum. Bir su bardağı unu eleyerek koyuyorum ben. Varsa eleyebileceğiniz böyle bir süzgeç ya da eleyiniz daha güzel sonuç alırsınız. Kek daha güzel kabarıyor. Şimdi onu bir karıştıracağım. Ona göre un miktarını ayarlayacağım. Şu anda sıvı vaziyette. Bir su bardağı daha un ayarlayacağım şimdi ama hemen hepsini koymuyorum. Belki fazla gelir. 2 su bardağı un kontrollü koyalım. Yarıdan biraz fazlasını koydum. 1 tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu koyuyorum yani bir paketin yarısı. Bir tatlı kaşığı dolusu da vanilya koydum. Bir yumurtalı bir kek yapıyoruz. Malzemeler de çok fazla değil o yüzden tam bir paket koymadım. Çok da güzel oldu bu kadar bir kabartma tozuyla. Un içinde iyice eriyene kadar karıştırıyorum tel çırpıcıyla. Bakın şimdi kıvamını göreceksiniz. Krema gibi, lokum gibi kahveli bir harç hazırladım. Şimdi benim air fryer'ım Karaca, bir pişirme tenceresi var. İster onda yapın, ister kaliteli böyle bir silikonda pişirebilirsiniz kekinizi. Ben pişirme tenceresinde yapacağım. Ben makinenin bu tenceresini yağlayacağım kek için. Rahat çıkartmak istiyorum kekimi ve düzgün olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi kahve kokulu harcı çok zevkle yaptım bunu. Çok beğendim bu keki. Şimdi içine döktüm. Üzerine de damla çikolata ilave etmek istedim. Fakat bu keki ilk kez yaptığım için acaba damla çikolatalar yanar mı diye düşünerek birazcık onu şimdi harcın içine karıştırıyorum. Benim de ilk denemelerim yeni aldım makineyi. Arada kalsın. Tamamen üstte olursa bir günde öyle deneriz. Bakarız sonuca. Şimdi gelelim nasıl yaptığıma. Hazneyi koydum, yerleştirdim. Açtım airfryer'ı, fırın ve ızgara kısmını çalıştırdım, dereceyi 160'a getiriyorum. Zaman ayarını da yarım saate, 30 dakikaya ayarlayacağım ama son 5 dakikada, 10 dakikada kontrol etmem lazım. Kekim pişmeye başladı. 20 dakika hiç ellemedim. Çok güzel kokular gelince bir kontrol edeyim dedim. 10 dakika kala kekin içi hafif ve direkt ıslak. koyuyorum hazneyi pişirmeye devam ediyorum. Kekte çok hafif bir ıslaklık olduğu için 5 dakika sonra yine kontrol edeceğim. Durdurup başlatmaya gerek yok bu air fryer'da. Çalışırken hazneyi direkt çıkarıp kontrol ederek yiyeceğinizi tekrar yerine takabiliyorsunuz. Şimdi 5 dakika kala yani 25. dakikada kontrol ediyorum. Şimdi bu kısmı damla çikolataya denk geldi. Tekrar sokuyorum kekin ortasına ve kupkuru çıktı. Zaten çok hafif ıslak çıkmıştı çöp şiş. Şu anda kekim gayet güzel pişmiştir. Rahatlıkla da çıktığını görüyorsunuz. Kekimiz hazır. Ne kadar da güzel kabardığına bakın ama kokusunu ve lezzetini yaptığınız zaman mutlaka göreceksiniz. Bu ölçülerdeki bir keki 22-24 santimetrelik kek tepsisinde veya küçük bir borcamda kek kalıbında hepsinde yapabilirsiniz. Airfryerlara özel bir kek değil bildiğimiz bir kek. Biraz ölçüleri küçük tuttum çünkü tenceresi küçük, büyük bir kalıp gibi değil. Kek henüz çok sıcak, hiç bekletmedim çıkardıktan sonra. Şöyle içini bir size göstermek istiyorum en sıcak haliyle. Bu makinenizden yoksa da bu tarifi fırında mutlaka yapın. Yine 160-165 derecede güzelce kabarıp içi pişene kadar alt üst ayarda pişirin. Yorumlarınızı mutlaka yazın aşağıya. Kanalıma da üye olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.